Evet, Beykoz Belediyesi'ndeyiz. Beykoz Belediyesi'nin önünde hem meclis üyemizle beraberiz Erdal Bey'le, hem de Salih Bey'le beraberiz, başkan danışmanımız. Önce Erdal Bey'le başlayacağım Salih abi, izin verirsen. Erdal Bey, o akşam neler oldu? Siz de gittiniz mi o akşam köprüde? O akşam ben dışarıdaydım. Beni bir yakınım aradı. Köprüler kapatılmış, bilgin var mı diye. Ben meclis üyemiz Bayram Bey'i aradım. Dedim ki Bayram Bey, darbe mi oluyor dedim. Bayram Bey de dedi ki darbe oldu dedi. Ben hemen ilçeye gittim. Bir baktım ilçede ilçe başkanımız, belediye başkanımız oradaydı. Hatlı sayılır bir kalabalık toplanmıştı. Çok büyük bir kalabalık vardı orada. Yani saat 10:30-11'e doğruydu. Kalabalık daha sonra çok büyüdü. Evet. Daha sonra belediye başkanımız konuşma yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın cep telefonuyla bir televizyon kanalına bağlandığı söylendi. Siz partide mi izlediniz onu? Partinin önündeydik. Partinin önündeydik. Oradaki aracımızdan belediye başkanımız oradaki topluluğa hitap etti. Sükunet çağrısında bulundu. Tam oradayken Cumhurbaşkanımız köprülere gidin şeklinde talimat verince oradaki arkadaşlarımızın bir kısmı burada kalsın dendi. Bir kısmı da köprüye gidin. Biz köprüye giden grubun içerisindeydik. Evet. İlk grup önümüzdeydi. Bir kısım insanlar... Bu Muharrem Bey'le Adem Bey'le beraber mi gitmiştiniz? Aynı grup içerisindeydik. Anladım. Oradaydık. Ateş edildi. Ama biz biraz gerideydik. Ateş edildiğini görüyorduk. Adem Bey yaralandı herhalde o sırada. Yaralandı. Adem Bey yaralandı. Mustafa Öksüz kardeşimiz yaralandı. Muharrem Bey'e de bir şarap mail gelmiş. Öyleymiş. Evet. Oradaydık. Ama elhamdülillah oradaki insanlar o ateşe rağmen tankların üzerine çıktılar. Benim en büyük korkum topluluk içerisinde tanklardan çıkarılan askerlerin linç edilmesi korkusu taşıyordum. Ama oradaki herkes istisnasız tanklardan askerler teker teker çıkarılırken askere dokunmayın diye bağırdı. Ve bu sükuneti de gösterdi. Elhamdülillah. Daha sonra zaten ben tankın üzerindeki insanların fotoğrafını çektim. Darbe savuşturuldu elhamdülillah diye bir Facebook'ta bir fotoğraf paylaştım. İşte sabah 5'e doğru hastaneye gittim. Benim bir yakınım da yaralanmıştı orada. Geçmiş olsun. Bekir Demir diye bir kardeşimiz de kolunda mermi vardı. Onu ziyaret etmek için hastaneye gittim. Elhamdülillah ülkemiz bir badireyi atlattı. Bundan sonrası için el birliğiyle bu vatanı kalkındırmak için herkes gücü, kudreti, aklı, feraseti ölçüsünde katkı sunacak. İşte gücü belirleyen Cenab-ı Hak orada gerçekten bizi koruyordu. Ve biz o esnada Beşiktaş sapağına gelmiştik. Bir kısım insanlar metroya yönelirken açılan koridordan da bir minibüs geldi. Biz ona bindik. Havaalanına gittik ama girmek ne mümkündü. Çünkü oradaki insanlar, gerçekten bir kez daha söylüyorum, ben orada solcu kardeşlerimi gördüm. Ben orada MHP'li kardeşlerimi gördüm. Ben orada özellikle Saadet Partili kardeşlerimi gördüm. Zaten AK Parti kardeşlerim oradaydı. Hep beraber. Bütün bir Türkiye olarak oradaydık. Ve işte böyle günlerde liderliği tespit edilecek olan Cumhurbaşkanımız, evet, o jetlerin tacisine, hatta vurmayı planlamalarına rağmen oraya büyük bir cesaret göstererek oraya inebilmiş ve başkomutanlığını bir de bu olayla aslında tescillemişti. Yani hani insan kurmay olur ya, o da görevinde gerçekten kurmay olmuştur bu noktada. Dolayısıyla bunları yaşadık. Tabii burada unutamayacağım şey, sabah ezanına bir saatten fazla vakit vardı ki, evet, o selaların okunuşu orada bu iş için direnmek üzere kıyamda duran o insanlara müthiş bir motivasyon oldu. Bütün camilerde aynı anda. Sağcısı solcusu yok. Biz hepimiz bu milletin evlatları olarak o ezan, o sela sesleri bizim ruhumuzu beslemiştir.
Bundan dolayı da Diyanet İşleri Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Son derece güzel bir sürülmüş, son derece başarılı yapılmış. Sela, yani ben fıkıh falan söyleyemem. Ama şunu biliyorum, üç yerde sela verilir. Bunlardan bir tanesi de seferberlik. Evet, ağırlığı. Seferberlikte. Yani evet, millet bunu seferberlik aldı, başkomutanın talimatıyla ve bunu yerine getirirken bu bir seferberlikti. Bu seferberlik anında da tabii ki Diyanet İşleri Başkanı da bu selayı vermek durumunda. Elhamdülillah bu motivasyonla birlikte en başta Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla ve bu aziz milletin eli dualı, gönlü dualı insanların da efendim dualarıyla Cenab-ı Hak böyle büyük bir belayı başımızdan birinci aşama olarak yine altını çiziyorum efendim def etti. Ama onun için ne olursa olsun sonuna kadar biz bu meydanlarda olmak mecburiyetindeyiz. Belki başka ülkelerin sığınacağı bir Türkiye var. 3 milyon insanı bağrında barındırabilecek bir Türkiye var. Diğer insanlara, mazlum insanlara umut ışığı saçan bir Türkiye var ama Türkiye'yi ve bizim insanımızı besleyecek söylemek istemiyorum. Başka bir yer yok. Biz bir lider ülke.